Şimdi şemsiyelerimizi açtık. Anne. Yerleşmeye çalışıyoruz. Anne. Anne. Koyuyorum. Koy anneciğim. Tamam anneciğim. Hadi gir. Şöyle şemsiyemiz. Bunu yeni aldık Ankara'dan gelirken. Bir tane de şöyle şemsiyemiz var. İnsanlar böyle giriyorlar. Birazdan biz de artık gireceğiz. Şöyle bir hazırlığımızı yapalım da. Birazcık krem vücuduna emsin, tamam mı? Tamam, gireceksin denize. Bekle biraz. Şöyle yağlayalım seni. Tamam. Kollarını falan. Bekle anneciğim. İyice yedirelim. Yok anne, bunlar çok yanıyorlar. Bayağı kötü oluyor ondan sonra. Hemen girmek yok. Birazcık bekle, krem seni emsin, tamam mı? Emdikten sonra. Tınarı yağladık. Babası da şimdi simitleri şişirdi şöyle. Diğer malzemelerimiz de burada. Birazdan girecekler. Seni de kremli versin. Ha? Tamam hadi gel. Su birazcık serin olduğu için şimdi Yusuf zorlanıyor arkadaşlar. Babası da bir anda gel. Alıştıramadım. Ne oldu? Hadi oyna bebeğim. Ersin bile titriyor şu anda girerken. Acayip esiyor ama ya. Vallahi hasta olmazsa ki. Şuradaki teyzoşlarım da ellerini tutuşmuşlar. Görüyor musunuz? Kendini burada kuma gömmüş. Bacaklarını oturuyor. Oo mis. Şemsiyelerimizi de şöyle kurduk ama acayip rüzgar ya. Yok. Gireceğiz ama nasıl olacak bilmiyorum. İnşallah hasta falan olmayız. Şimdi şöyle yürüyüşe çıktık arkadaşlar. Çok esiyor. Yani Bartın'da Moga'da aşırı derecede esiyor. Su soğuk. Bana göre, sana göre. Bana göre soğuk. Bana göre. Ben vallahi belden aşağı sokabildim gel suya. Acayip üşüdüm çünkü titredim zangır zangır ama millet deli gibi giriyor. Bana göre soğuk ama ben Bartın'da güzelce hisarın denizini daha çok seviyorum. Çünkü orası çok esmiyor. Bir de böyle hani kamp alanı, her şey var. Daha rahat ediyorum orada. Burayı çok estiği için sevmiyorum. Şimdi dedik şöyle bir sahil boyu, görüyorsunuz arkadan geliyorlar. Yürüyelim dedik. Bu şekilde. Birazdan da arabayı park ettiğimiz yere gideceğiz. Evden böyle aparatif bir şeyler getirdik. Onları yiyeceğiz. Çünkü su acayip acıktırıyor. Öyle böyle acıktırmıyor yani. O dalga sesi, deniz sesi, su sesi mükemmel. Değil mi? Etrafı göstereceğim şimdi. Evet. Arkadaşlar için bahsetmiştir. Moga'da sahillerden bir tanesi. Genelde halk çayıdır. Aynen. Yani daha çok böyle teşekkür tarzında ve gelenler. Bartın'a gelenlerin çoğu hep Ankara'dan geliyor. Biz daha Ersin'le hani tanışmadan önce bile babam benim memur olduğu için, memur çocuğu olduğum için Ankara'ya en yakın yer burası olduğundan dolayı biz hep Çakraz'a gelirdik. Çakraz'da tatil yapardık. Şimdi şöyle arabaların plakalarına bakıyorum. Hep 06. Hep 06. Hiç farklı bir plaka yok yani. Bir de daha güzel, daha ekonomik bir yer burası. Oteller falan da var. Bu şekilde. Oteli göstermedim. Ay, devir otel. Göstereyim hemen. Şöyle bakın. Mesela otel var. Aydemir otel. Şuralarda böyle hani villa tarzı şeyler var. Oralarda da kalabiliyorsunuz. Böyle oteller var. Şu taraflarda da var. Hani restoranlar falan var. Alkolü, alkolsüz. Şu gösterdiğim evlerden de böyle pansiyon olanlar var. Bu şekilde kalabilirsiniz. Görüyorsunuz insanlar nasıl giriyor. Dedik şimdi yürüyüş yapalım. Hem de Çınar'ın ihtiyaç molası var. Onu halledeceğiz arkadaşlar.
Kayıklar var böyle arkadaşlar. Balıkçıların falan. Balıklar var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bakın. Yusuf Esat gel annem balıklara bak. Küçük küçük balıklar var. Koş. Bak gidiyorlar. Hayır anneciğim ne yapacaklar? Şöyle ben de arkadaşlar. Girdim. Ersin sanki bu taraf bizim durduğumuz taraftan daha sıcak. Çok enteresan. Annem kurbağa olur mu denizde? Balık onlar. Evet. Şöyle şimdi herhalde kayığa binecekler arkadaşlar. Onun hazırlığını yapıyorlar. Biz de şöyle dedik ki bir sahil turu yapalım böyle. Sen oraya otur hayatım ben seni çekeceğim şimdi. Hadi bakalım. Arkadaşlar suda yürürken bakın balık sürülerini görebiliyor musunuz? Şöyle gideyim yanaşayım. Ben yanaştıkça kaçıyorlar gerçi ama. Bir sürüler. Geliyorum Bir sürüler. Ya bak daha büyükler var bak. Görüyor musun? Kendin görüyor musun? Şurada bak. Evet. Bak kocamanlar da ilerlesek dur. Kaçarlar mı? Bak kaçıyorlar çok hızlı. Suda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Daha büyükler Ersin bak. Evet. Kıyıya kaçıyorlar. Kıyıya kaçıyorlar kıyıya. Biz kovaladık. Şura halde bak bak. Hani? Baba önünde görüyor musun? Şura halde bak. Aa. Balıklarla yüzüyoruz arkadaşlar bakın. Öyle bir şekilde Ersin de simidi. Çınar. Ne buldun paşam? Deniz kabuğu mu? Hadi gelin toplayalım onların. Daha büyüklerini toplayalım hadi. Hadi bakalım. Ersin şimdi bizim ismimizi yazıyor arkadaşlar. Vay 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 vay. Vay. Şuraya yapayım ben. Su geliyor ya bozuluyor hemen. Çok iyi oldu Ersin. Bir de sonsuz herkes normalde kalp yapar ya. Nereden aklına geldi bilmiyorum valla. Yani farkımız olsun. Farkımız olsun ha. Sen ne yaptın paşam? Çınar da bir şeyler yazmış kendi kendine. Çınar yapıyor. Şimdi arabanın yanına doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Çünkü yemek gideceğiz. Karnımız çok acıktı. Gel paşam düzlükten mi inseydin acaba? Düşme. Tamam mı? Şimdi bir şeyler hazırlayacağız. Hem şunun üstünü falan değiştireceğim. Gel annem yavaşça gel. Onu uyutacağım arabada. Sonra bizimkiler bir tur daha denize girerler. Sanırım ondan sonra da gideriz. Değil mi Çınar? Biz şimdi gidelim. Yemeğimizi falan hazırlayalım. Şimdi geldik böyle soframızı kurduk. Menümüzü göstereyim mi size? Peynir, helva, ondan sonra kayısımız var, şöyle zeytinlerimiz var. Şöyle birazcık pidemiz var. Ondan sonra üzümümüz, muzumuz, ekmeğimiz. Anne bu ne kompostosu? Erik. Erik kompostosu. Annemin serasından domatesimiz, salatalığımız. Sonra bir de burada ne var? Yok annem yok bir şey yok. Bir de burada şöyle şey aldık. Kızarmış tavuk aldık. Arkadaşlar. Şimdi bizimkiler üstlerini değiştirmeye gittiler. Ondan sonra da yemeğe başlayacağız. Sonra da gideriz herhalde. Daha Ersin'le babamın herhalde giresi var da. Fatma annem de burada. Benim bir yatasına gitti. Vallahi aynen benim de ben çocukları bir uyutup ondan sonra yıkayayım, onları uyutayım, aklayayım, paklayayım. Küçük ben yatayım. Azıcık ben de yatayım. Çınar da denize geldi. Burada silahla oynama çabasında. Allah'ım ya Rabbim, çekelim hadi dur.
Hemen şimdi bunları yiyip sonra çocukları banyoya sokacağım. Hemen şurada bir soluklanalım. Mis gibi yiyelim. Evet canlar, biz şimdi köye geldik, eve. Çocukları falan yıkadım, akladım, pakladım. Şimdi dinlenmeye çekildik. Size şu yavruşları göstereyim. Birkaç video öncesinde vardı. Sevmiştik bunları. Nasıl annelerini emiyorlar. Oy sizi vereni. Anneleri nasıl küçücük bir şey. Videoda böyle görünüyor da gerçi. Ne güzel dinleniyorlar. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olarak bize destek olursunuz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.